Yemek okulumuza hoş geldiniz. Dışarıdan söylediğimiz tarifler bölümünde 10 dakikada rahatça hazırlayacağınız, kendini böyle en iyi restoranda en okkalı pizzayım zanneden bir tane lavaştan pizza tarifim var. Hadi beraber izleyelim. İyi bir pizzayı muhteşem bir pizzadan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi sosu. Şimdi 6 çorba kaşığı kadar domates püresi koyuyorum. 1 tane diş sarımsağı ekliyorum. 3 dal kekik ekliyorum. Burada zahter kekiğim var. Bu çok kalın taraflarını ayırıyorum. Asıl farkı yaratacak olan füme et. Bu hem füme etin tadı hem de bu etrafındaki karabiber o sosu çok çok değiştirecek. İçerisine ekliyorum. Bir parça tabii ki zeytinyağına ihtiyaç var. 3 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Domatesin o hafif ekşiliğini almak için yarım çay kaşığı kadar şeker. O böyle bir nokta atışı gibi oluyor. 1 çay kaşığına yakın karabiber. 1 çay kaşığından birazcık az da tuz ekliyorum. Şimdi bunu doğrayıcımdan geçiriyorum. İnanılmaz lezzetli domates sosum hazır bile. Şimdi bir tane emaye tepsim var. O böyle emaye ısıyı çok hızlı ilettiği için o çıtırtıyı artıracak. Bizim buradaki fırından aldığım lavaşım var. Çok ince olmaması lazım. İnce olmamasının sebebi domates sosunu eğer çok içine çekerse bu sefer tabağa yapışabilir. Her ihtimale karşı ben birazcık unluyorum da. İsterseniz biraz mısır unu da koyabilirsiniz. Altta böyle yapışmasını engellemek için. Sosumu hepsini değil bir kısmını yayıyorum. Şimdi bütün o füme etin lezzeti, kekiğin lezzeti yayılmaya başlıyor. Şimdi peynir olarak normalde kullandıklarımızdan farklı köy peyniri kullanacağım. Köy peyniri nedir? Nasıl hani klasik pizzada mozzarella kullanılır. Mozzarella'nın bir hani ailesinden yarı taze bir peynir. Aslında Malatya peyniri, Maraş peyniri, Antep peyniri de bu köy peyniri, hatta hellim de köy peynirlerinin farklı yörelere göre değişmiş versiyonları. 150 gram peynirim var. Bunun üzerine kalan sosu da döküyorum. Bu bizim pizzamızın aslında bazı. Temel lezzet burada olacak. Son olarak üzerine bir parça kaju fıstık ekleyeceğim. 5-6 tanesi inanılmaz fark yaratacak. Bir de fırının ızgarasına böyle hafif közlenecek. Böyle bir basit bir lezzeti efsaneye dönüştürme yollarından bir tanesi olacak. Pizzamın bazı hazır. Şimdi fırınıma yerleştireceğim. Fırınım altlı üstlü yanıyor. 200 derecede yanıyor. Fırının önce en altına, rafına bile değil tabanına yerleştiriyorum. Böyle 2 dakika pişecek. Ondan sonra ızgaraya alıp en üst seviyede 2 dakika daha pişirdikten sonra üstüne son güzelliklerini koyduğumda pizzam hazır olacak. Pizzam hazır. Bunu direkt böyle tahtama alıyorum. Önce bir parça şöyle çok az bir zeytinyağını koyuyorum. O böyle son anda bir tazelik veriyor. Sonra burada hem rokalarım var, bebek rokalarım. Bunları böyle üzerine atıyorum. Aralarına bu füme etten böyle hafif de kıvırarak, o kıvırma görüntüsü de güzel oluyor. Yerleştiriyorum. Çok daha bir zengin bir pizzaya dönüştü bile. Ortadan kesiyorum. Bunun bu efsane lezzetine doyamayacaksınız. Hem de çok az hamur yiyerek acayip bir pizza keyfi yaşamak mümkün. Kenarlarındaki çıtırtı ekstra güzel.